Yani ya Allah'ın merhametinden vazgeçeceksiniz ya sonsuz acıdan vazgeçeceksiniz. Fakat teizm ikisini birden sunduğu için muhtemelen teizmden vazgeçeceksiniz. Müzik Eğer sonsuz adalet varsa, cehennem var olmamalıdır. Fakat teistik dinler aynı zamanda cehennemin var olduğunu iddia etmektedir. O zaman teistik dinler yanlıştır. Cehennem problemi bu şekilde özetlenebilir. Peki, cehennem problemine dair olası ne gibi cevaplar verilebilir? <laughs> cehennem problemine verilebilecek olası bir diğer yanıt şüpheci teizmden geliyor. Şüpheci teizm aslında kötülük problemini cevaplamak için açığa çıkmış bir ekol ve en temelde bizim zihinsel kapasitemizin sınırlı olduğunu, dolayısıyla Allah'a aklımızın ermeyeceğini, Allah'ın aslında çok daha büyük, çok daha farklı planlarının olabileceğini, bu yüzden de tüm bu eylemleri tercih etmesine rağmen hala iyi ve adaletli olabileceğini savunuyor ki bu cehennem problemine de uyarlanabilir. Yani ne olursa olsun Allah'ın adaletine güvenmemiz gerekiyor. Allah adildir ve ahirette de adil olan şeyi gerçekleştirecektir gibi bir cevapta verilebiliyor bununla ilgili. Bu cevabın birinci sıkıntısı zaten Allah'ın adaletine dair sorgulamayı gerçekleştirirken Allah adildir ve ahirette adil olan şey neyse onu gerçekleştirecektir demesi. Biz zaten Allah'ın adaletini sorguluyoruz. Gerçekten bu eylemin adil olup olmadığını sorguluyoruz. Allah'ın adil olup olmadığı gösterilebilecek bir şeyken Allah adildir diye cevap vermek. Zaten bizim sorguladığımız şeyi önceden varsaymak olacak. Allah şu 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 sebeplerle adil değildir dediğimizde Allah adildir bir cevap olamaz. İkincisi şüpheci teizm tam bunu savunduğu anda. Yani Allah'a aklımız ermez. Bunu yaparken muhakkak bir planı vardır dediğimiz anda ahlaki sezgilerimize çok ters bir şey savunmuş oluyoruz. En temel ahlaki sezgilerimize bile karşı gelebilecekse Allah. Allah'a güvenmemizin altını tamamen boşaltmış oluyor. Allah bize yalan da söyleyebilir o zaman. Allah Müslümanları da cehenneme atabilir. Ve sonsuza kadar da cehenneme atabilir. Ve bunu yaparken de çok büyük planları olabilir ve aklımız sınırlı olduğu için onu anlayamayabiliriz. E bu şekilde her şeyi savunuruz o zaman. Dolayısıyla şüpheci teizmi tam bu noktada savunmak Allah'a dair güvenimizi tamamen altüst edecek bir karşı çıkış olacak. Ahlaka dair bu kadar her şey sorgulanabilirse bir ahlak fencine uğrarız. Yolda yürüdüğümü hayal edin. Bir tane insan boğuluyor. Onu kurtarayım mı kurtarmayayım mı diye düşünüyorum. Sonra diyorum ki Allah'ın çok daha büyük planları olabilir. Belki de çok daha büyük bir iyiliğe hizmet ediyor. Allah'ın adaletine güvenmemiz gerekiyor. Ve bırakıp gidiyorum. Bu bana çok absürt bir davranış eğilimi geliyor. Dolayısıyla şüpheci teizm bana çok uzak bir fikir diyebilirim. Ama şüpheci teizmin bir diğer problemi bizi de Allah'ın yaratmış oluşu. Beni, beynimi, düşüncelerimi, zihinsel süreçlerimi, bilişsel yetilerimi hepsini bana Allah verdi. Ahlaki sezgilerimi de bana Allah verdi. Adil olan ve olmayan arasında ayrımı bu kadar yapamayacaksam Allah'ın yaratım süreç dair çok fazla soru işaretine girerim. Allah gerçekten bu kadar kusurlu bir zihin mi yarattı? Sonsuz cehennemin adil bir yargılama olduğunu anlayamayacak kadar mı kusurlu bir zihine sahibim? Açıkçası buna inanmak da bunu savunmak da o kadar kolay gözükmüyor. cehennem problemine verilebilecek bir diğer yanıt da aslında cehennemin sonsuz olmadığı üzerine kurulu bir cevap. Kur'an'daki belli ayetleri yorumlayarak aslında hiç kimsenin cehennemde sonsuza kadar kalmayacağını, kafirlerin de bir yerden sonra cehennemde yargılandıktan sonra cennete gideceğini, yani Allah'a inanıp inanmamanın cehennemde sonsuza kadar kalmak için bir ölçüt olmadığını savunan bir cevap da var. Özellikle İslam camiasında bu cevap çok eskiye dayanan da bir cevap. Dolayısıyla o kadar kolay şöpe atılabilecek bir cevap değil her şeyden önce. Ama tarihte izleri olmasına rağmen, belli başta İslam alimleri tarafından savunulmasına rağmen genel kanaat bu yönde değil. Ondan ilk etapta bahsetmiş olalım. Ve sonlu cehennem görüşünün aslında cehennem problemini kısmi açıdan çözdüğünü de söyleyebiliriz. Ama bakın sadece kısmi açıdan diyorum. Kısmi açıdan çünkü bu yolla adil bir yargılanma bir şekilde sağlanabilir. Herkes cezası uyarınca yargılanacaktır ve cehennem sonsuz değildir. Cehennem problemini bu şekilde tamamen çözmüş olmazsınız ama sonlu cehennemi savunan bir insana doğrudan cehennem problemiyle gider miydim ben? Gitmezdim muhtemelen. Hala ateizm lehine bir delil olabilecek olmasına rağmen gücünü ciddi bir şekilde kaybedecektir. Ama hala delil olmaya devam edecektir dikkat edin. Çünkü hala sonsuz merhametli bir varlığın neden yargılama sisteminde bu kadar acımasız davrandığını cevaplamış olmuyor. Ama bir noktada adalet sağlandığı için cehennem probleminin gücü azalmış oluyor. Peki sonu cehennemi savunan kişiler nereden yola çıkarak sonu cehennemi savunuyor? Cehennemin sonsuza kadar sürmeyeceğini savunuyorlar. Bunun için birden fazla argüman verilebiliyor. Örneğin Kur'an'da cehennem için kullanılan ol, ve ebede kavramlarının sadece sonsuza kadar sonsuzluk ifade etmediğini, uzun bir zamanı ifade etmek için de ulb ve ebede kullanılabileceğini ifade eden İslam alimleri var. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta hem ulbun hem de ebede kelimesinin hem cehennem hem cennet için kullanılıyor oluşu. Yani bu yolla cehennemin sonsuz olmadığı savunulacaksa cennetin de sonsuz olmadığı savunulmalı. Böyle bir ahiret inancı belki inşa edilebilir ama teizmin temellerinde, teizmin argümanlarının da temellerinde, örneğin hayatın anlamına dair iddiaların temellerinde cennetin de sonsuza kadar olması çok ciddi bir yer kapladığı için çoğu Müslüman tarafından, çoğu inançlı tarafından bu kabul edilmeyecektir muhtemelen. Eğer cennette geçiciyse, bu dünyada geçiciyse ve bu dünyanın geçici olmasından hayatın anlamsız olduğu sonucuna çıkıyorlarsa cennette de sonsuz hayatın olmayışından hayatın anlamsız olduğu sonucuna çıkacaklardır. Dolayısıyla çok tercih edilebilir bir fikir değil. Yani cehennemin sonsuz olmadığını savunuyorsanız eğer bu iddiayla cennetin de sonsuz olmadığını savunmalısınız ama bunu o kadar kolay savunmayacaktır inançları. Diğer yandan eğer cehennemin sonsuza kadar veya cennetin sonsuza kadar devam ettiği fikrini kabul ederlerse bizim de sonsuz olacağımızı, bizim de baki olacağımızı fakat baki olmanın Allah'ın sıfatı olduğundan yola çıkarak karşı çıkan kişiler de var. Bu iddiaya göre Allah bakidir, sonsuza kadar devam edecek tek şey Allah'tır. Dolayısıyla biz de sonsuza kadar var olamayız. Ama bu iddianın da temeli çok sağlam gözükmüyor. Çünkü Kur'an'da Allah için kullanılan kavramların belli başlıları insanlar için de kullanılabiliyor. Örneğin Allah için hay kelimesi kullanılıyor. Yani Allah hayat sahibidir. E biz de hayat sahibiyiz. Allah görendir, işitendir. Biz de görürüz, işitiriz. Yani Allah kendi sıfatlarından bizlere verme kudretine sahip. Neden? Düşünme, akıl yürütme, görme, hayata sahip olma gibi sıfatları verebiliyorken Allah baki olmayı veremesin ki. Nitekim Kur'an ayetleri bunu destekleyen çok sayıda ayetle dolu. Ayetler var ayet yani ayetler yani cehennemin sonsuz olmadığını iddia eden İslam alimlerine veya İslam düşünürlerine verilebilecek en iyi yanıtlar yine Kur'an'dan gelecek. Bakara suresi 80. ayet. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunamayacak dediler. De ki bu hususta Allah'tan söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Burada cehennemin sonsuza kadar devam etmeyeceğini iddia edenlere Kur'an doğrudan cevap veriyor ve bu iddialarını yalanlıyor dostlar. Bakara suresi 167. ayet İzleyenler şöyle derler. Ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Tevbe Suresi 68. Ayet Allah, erkeğiyle, kadınıyla, münafıklara ve açıktan inkarcılık yapanlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlara bu yeter de artar. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap verdir. Ahzab Suresi 65. ayet. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Araf Suresi 36. ayet. Ayetlerimize asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve son olarak verilebilecek diğer bir yanıt aslında cehenneme dair tasvirlerin veya cehennem ayetlerinin mecazi olarak yorumlanması gerektiği şeklinde olacak. Fakat bu gerçekten çok zorlama bir yorum olur. Evet Kur'an'ın bazı ayetleri hatta ayetlerinin çok büyük bir kısmında mecaz önemli bir yer tutuyor. Sembolik anlatım önemli bir yer tutuyor. Ama mecazi anlatımlarda bu kadar fazla ayrıntıya yer verilmesini beklemek çok akla yatkın durmuyor. Eğer cehennem ayetlerine rağmen, bu videoda gösterdiğimiz tüm ayetlere rağmen hepsini mecazi olarak algılayacaksak, Kur'an'ın her şeyi mecazi olarak algılayabilirsiniz. Yarın bir gün bir ateist size çıkıp Kur'an'da Allah var diyor ama bunu mecazi olarak söylüyor dese ona ne cevap vereceksiniz? Kur'an'ın temel inançlarından, temel direklerinden olan inanışları mecazi diye yorumlayamazsınız ve cennet, cehennem inançları, bu tür inançlar eğer mecazi diyerek cehennemin sonsuzluğunu reddedecekseniz Kur'an'da kabul edebileceğiniz çok az şey kalır. Dolayısıyla neden bunların gerçek anlatım olduğuna dair açıklamalara hiç girmeden burada bile kesip atmak yeterli? Ki zaten bunun çok fazla savunucusu olmadığı için geleneksel inanışta bu savunulmadığı için detaylarına girmiyorum. Kısacası sonsuz acının ve işkencenin olduğu cehennem inancıyla sonsuz merhametli iyi ve adaletli bir tanrı birbiriyle bir arada savunulması çok zor fikirler. Sonsuz sevgi ve merhamet sonsuz acıyla çelişiyor. Eğer sonsuz acı varsa da sonsuz acıyı veren varlığın sonsuz merhametli olduğunu savunmak o kadar kolay gözükmüyor. Yani ya Allah'ın merhametinden vazgeçeceksiniz ya sonsuz acıdan vazgeçeceksiniz. Fakat teizm ikisini birden sunduğu için muhtemelen Teizmden vazgeçeceksiniz. Teizmden vazgeçip Allah'ın merhametine, adaletine, iyiliğine, sevgisine güvenip bu kadar acı vereceğini iddia eden bir varlığın sizin inanacağınız Allah olmadığını savunmanız gerekiyor eğer gerçekten samimi bir inançlı olacaksınız. Kaldı ki burada olasılıksal bir argüman da inşa edilebilir. Elimizde iki ihtimal var. Ya dinler insan ürünüdür ya da gerçekten dinler sonsuz merhametli ve iyi bir varlık tarafından yollanmıştır. Eğer dinler insan ürünüyse insan ürünü olan dinler korku motifini kullanarak insanların korkularına başvurarak. Onları tehdit ederek bu dinde kalmalarını sağlamak için cehennem tasvirini kullanıyor olabilirler. Bu şekilde açıklayabiliyoruz aslında bu cehennem tasvirini. Düşünsenize bir din yaratıyorsunuz ve insanlar o dinden çıkıp başka bir dine gidebilirler. Ama eğer siz onları cehennemle korkutursanız, benden vazgeçtiğin anda sonsuza kadar yanacaksın derseniz. Bak ama sonsuz merhametli olan Allah var ya, eğer dinden vazgeçersen seni demir kırbaçlarla sonsuz cehennemde acıya maruz bırakır derseniz insanlar sizin dininizden çıkmayabilir için. Yani gerçekten dinlerin insan ürünü olmasıyla makul aslında bu cehennem tasviri. Ama sonsuz merhametli bir varlığın böyle ayetler yollamasını düşünmek çok makul gözükmüyor. Yani aslında bu cehennem tasviri teizmin iç çelişkisini göstermese kadar dinlerin insan ürünü olma ihtimalini arttıran da bir pozisyon. Dolayısıyla inançlı dostlar sırf korktuğunuz için hakikatten uzaklaşmayın. Belki de o cehennem tasviri zaten siz o dinden çıkmayın diye üretilmiştir. Eğer Tanrı gerçekten varsa öldüğünüz zaman siz ona merhaba derseniz ve o da size hoş geldin der. Çünkü gerçekten sonsuz merhametli bir varlık. Sırf kendisine inanılmadığı için insanları sonsuza kadar cehenneme yollayacak kadar gaddar ve acımasız değildir. Ve cehennem argümanına puanımız 10 üzerinden 8.